gitmek basit bir eylemdir. Düşünsene. Başlarken ilmek ilmek ördüğüm bir ilişki. Bağlılığım, üst üste atılmış bağlar, düğümler. Gitmek şu yüzden basittir. Hiçbir şeyi çözmezsin. Hiçbir düğümü açmadan gidersin. Yani bu yolculuğun ileriye dönük oluşu uzun ve meşakkatli, geriye dönüşü ise bir çırpıdadır. Gitmek bu yüzden basit bir eylemdir. Belki diyeceksin ki, giden kişi zaman içinde zaten sökülmüş, çözülmüştür. Ona gitmek düşmüştür. Hayır. Önceki gece mest olup uyurken, ertesi sabah hayatının en şefkatli kahvaltısını yaparken, aradan geçen bir iki saatin akabinde gidilmez. Çözülmüş olan mest olmaz. Sökülmüş olan sevemez, okşayamaz, uyuyamaz. Benim için hala gitmek basit bir eylemdir. İstersek adına kaçmak da deriz. Bu daha dramatik yapar diye böyle de derler. Ama gitmek zaten yeterince dramatiktir. Onun adını kaçmak, pes etmek, yenilmek gibi laflar yaptığımızda bir şey değişmiyor. Bazı şeylerin etkisini kelimelerle çoğaltmaya gerek yoktur. Gitmek zaten çok bir şeydir. Her şeyin en fazlası, en eksiğidir. Evet, gitmek basittir. Ve en can acıtıcı şeyler basit şeylerdir. Kağıt kesiği gibi, şeytan tırnağı gibi, küçücük bir diş çürüğünün yorgan yastık parçalatması gibi. Yoksa kimse yediği yumruktan sonra günlerce canım acıyor diye ağlamamıştır. Ama serçe parmağı sıcak suda haşlanan biri günlerce sızlanır. Dediğim gibi, en can yakıcı şeyler küçük ve basit şeylerdir. Gitmek basittir. Gelirken kocaman adımlar, koşar adımlar. Giderken küçücük bir adım. Evin kapısında, eşiğin üstünden atılan 37 numara bir adım. İnsanlık için küçük, giden için basit, aşk için büyük bir adım. Annemin plakları. Bir türlü parçalanamayan yekpare, uslanmayan arzu, erimeyen demir, affetmeyen tanrıça. Geride kalanın evinde sağa sola saçılmış, dağılmış yumaklar olur. İlmek ilmek örülmüş bir ilişki, çözülmeden, sökülmeden, kendi üstüne sarılmadan gidildiği için etraf bir hayli dağınıktır. Terk edilen kendini kedi zannetmeye başlar. Odalara dağılmış yumakları kovalamaya başlar. Bunlara dolanır. Bazen de korkup kaçar. Bazen görmezden gelir. Bazen ikisi de olmaz, sıradan bir gün gibi ayağına dolanır. Çünkü sıradan günlerde ayağınıza hep bir şeyler dolanır. Yürü ya kulum demek sadece zengin olmak demek değildir. Ayağına bir şeylerin dolanmadığı bir gündür. Bu yüzden sıradan bir gün değildir. Giden için de bu böyledir. Yürür kul. 3-5 adım bile kafi. Gelirken uçarak gelirsin. Yüzerek gelirsin. Dağları delerek gelirsin. Topraktan gelirsin, gitmek için 3-5 adımla yetinirsin.
Bir asansörün çağır butonuna basmak ne kadar zahmetsiz. Seni götüren 1,5 metrekarelik bir kutu mu? Seni göklerin katına çıkartan aşk bitti mi? 5-6 kat inmek yetti mi? İşte bu yüzden gitmek basittir dediğimde beni yadsımayın. Ayrıntıları düşünün. Ayrıntılarda boğulun. Ayrıntıda şeytanla tanışın. İşbirlikçine merhaba de. De. Bahanelerini, emeklerini, uğradığın haksızlıkları anlat ona. Onun gibi herkes sana iyi yapmışsın diyecektir. Doğruyla iyi arasındaki farkı bilmeyen herkes sana yürü be aslanım diyecektir. Özgürce yüz, balıksın diyecektir. Bir daha da oltaya gelme diye nasihat edecektir. Bunlar olacaktır. Öyle olur. Öyledir. Bu işler öyledir. Oysa sen kafası sıcacık bir kuştun. Uçmaktan gayrı yuvanda uyumuştun. Şeytanlarımızı kovmuş ve onlara zülfikarlarla saldırmıştık. Turna ağzı demir 2 kere kesmişti uğursuzun dilini. Önce bildiğimiz, sonra kuş dilini. Ama bu kafanın içindekileri susturmaya yetmedi. Kendini çok dinledin. Bir rahatlayıp itimat edip arkana yaslanmadın. İnsan hayalle hakikati birbirine daima karıştırır ama sadece anlamını. Yoksa elma ile armut aynı sepete konmaz. Birbirine çok benzese bile. Elma ile armutu karıştırınca armutun sapı, üzümün çöpü, ayıkla pirincin taşını. Sen var ya, taşı ez suyunu çıkarırsın. Ben var ya, pazarda limon satarım. Ama sen taşı ez. Taş kum olsun, hatta kumu da ez. Annemin plakları. Kendi gözümle gördüm ben. Yetenekli, verimli, özgür insanlar daha 30 yaşlarında okuma yüzünden yıpranmışlar. Artık birer kibrit gibidirler. Sürtmek gerekir onları. Bir düşünce kıvılcımı versinler diye. Sabahın erkeninde, şafak sökerken, tüm dinçliği yerindeyken, gücünün tan kızıllığı içinde bir kitap okumak, utanmazlık derim ben buna. İnsanın kendisi olmasının koşulu, kim olduğunu hiç mi hiç bilmemesidir. İnsanlarla olan iletişimim hiç de kolay bir sabır sınavı değildi. Benim insan sevgim, başkasının duygusunu paylaşmak değil, paylaştığım duyguya katlanabilmekten oluşur. Benim insan sevgim sürekli kendimi mağlup ediştir. Ama benim yalnızlığa ihtiyacım vardır. Yani iyileşmeye, kendime dönmeye özgürce. Susan kişiler yoksundurlar yürekten gelen incelik ve nezaketten. Bir itirazdır suskunluk, tamam. Ama yutuvermek zorunlu olarak kötü bir kişilik oluşturabilir. Hem şüphe değil, kesinliktir insanı deli eden. Kuşku değil, emin oluştur çıldırtan. Bağışlaya bağışlaya öldü bağışlamanın mutluluğu. Kendi bolluğundan bezdi erdemim. Durmadan bağışlayan için tehlike, utanmayı unutmaktır.
tecrübeler derinlere dek iner. Anılarsa iltihaplı birer yaradır. İnsanların üzerimizde gücü olmaz. O gücü biz veririz onlara. İnsanlık bazen şeytanı bile şaşırtabilir. Fazla zamanımızın kalmadığını bilmek daha güzel olmasını sağlıyor. Hayatımda daha önce bir yerden kovulmamıştım. Cennet hariç. Issız bir sokaktan geçiyordum. Karanlık yüzlü bir gaspçı bir adamı ıssızda kıstırmış, silahı ona doğrultmuş şöyle diyordu. Paran ya da hayatın, seçimini yap ahbap, hadi sökül bakalım. Adam şöyle yanıt verdi. Parayı seçiyorum. Kim hayatı seçer ki? Bu çok saçma. Modern yaşam o kadar sığ ve sahte ki, her yeri yabani otların kaplayacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Oysa ki bizim tek bilmek istediğimiz yoksulların neden yoksul oldukları. Sakın onların açlığı bizi doyuruyor ve çıplaklığı bizi giydiriyor olmasın. Savaş sanatı diye bir şey var. Eğer hünerliysen beceriksizi oyna. Eğer güçlüysen zayıfmış gibi görün. Eğer yakındaysan uzaktaymış gibi yap. Düşmanı tanımak için önce kendini tanı. İlk başta bizim ebemiz olan zaman, gün gelecek celladımız olacak. Dün zaman bizi emzirdi ama yarın yiyecek. Her şey bundan ibaret ve biz bunu iyi biliyoruz. Biliyor muyuz? Annemin plakları. Kendini tavuk sanan kartalın hikayesini biliyor muydunuz? Bir gün civcivler dışarıda oynarken bir kartal yumurtası bulurlar ve gizlice kendi kümeslerine getirirler. Yumurta oldukça büyüktür. Bunun çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünürler. Sonra anne tavuk kümese gelir, ona da bunun büyük bir tavuk yumurtası olduğunu söylerler. Böylece anne tavuk bu yumurtayı bağrına basar ve üstünde kuluçkaya yatar. Bir gün yumurta çatlar ve içinden siyah tüylü çok farklı bir şey çıkar. Tüm tavuklar onun farklı görünen bir civciv olduğunu düşünürler. Bu farklı civciv, büyümeye başladıkça daha da farklı görünmeye başlar. Tüyleri uzuyor, güzel siyah bir renge bürünüyordur. Ama annesi sandığı tavuk dahil olmak üzere çevresindeki herkes onun bir tavuk olduğu konusunda o kadar emindir ki kendisi de bu farklılığı hiç sorgulamıyordur. Anne tavuk onu bir tavuk gibi büyütmeye çalışıyor. Onu tehlikelerden korumak için çeşitli korunma yöntemlerini öğretiyordu. Bir gün kümeslerinde otururken havadan hızla heybetli bir kuş geçti. Kendini tavuk sanan kartal annesine dönüp sordu. Anne bu ne? O bir kartal yavrum. Kuşların en heybetlisidir. Ben de onun gibi uçabilir miyim dersin anne? Hayır yavrum. Sen bir tavuksun. Senden önce pek çok kişi denedi ama başaramadı. Bu yüzden sonunda hayal kırıklığı yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme. Kendini üzme. Kendini tavuk sanan kartal, annesinin söylediklerini çok fazla sorgulamadan kabul etti. Hala içinden gelen ses, aslında onun da uçabileceğini söylemesine rağmen fazla üstüne gitmedi ve hiç ama hiç denemedi. Bir kartal olarak doğdu ama bir tavuk olarak hayatını geçirip bir tavuk olarak öldü. Annemin plakları.
Annemin Plakları. Sevgili anlayıcılar, bir podcast'i daha noktaladık. Annemin Plakları YouTube kanalıma abone olur, videoyu beğenir, bir de üstüne zil resmi olan bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bağımsız bir yayıncı olarak yayınlarımın sürdürülebilirliği açısından Annemin Plakları Patreon hesabıma, açıklamada linki var, çorbada tuzumuz olsun deyip katkıda bulunursanız teşekkür ederim. Eksik olmayın. Annemin Plakları.